Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir günün maçına, Royal Antwerp Fenerbahçe mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. Öyle bir bomba gibi yepyeni bir mücadelelere sizlerleyim. Bildiğiniz gibi bu akşam hem Galatasaray oynuyor arkadaşlar, hem de Fenerbahçe oynuyor. Fenerbahçe maalesef çok kötü bir başlangıç yaptı. 0 puanda gidiyor. Artık bunu değiştirmemiz lazım diyor gençler. Ve Royal Antwerp deplasmanında olacak. Deplasmanda olmasına rağmen ben Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünüyorum. Ve skor tahminim 2-1 Fenerbahçe kazanır. Siz de skor tahminlerinizi yorumlara yazdırın bakalım gençler. Boom dedi, gol ekranımız geldi. Bir 10.000 like Fenerbahçelilerden bekliyorum. Bir 10.000 like da diğer takımları tutanlardan bekliyorum. Deplasmanda Royal Antwerp'le oynayacağız. Çok da güçlü takım değiller. Evet, Fenerbahçe evinde kaybetti. Ama ben yine deplasmanda dediğim gibi kazanabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Kötü gidiyorlar 3 haftadır. Onun artık bir geri dönüşü olabilir. Kalkınma maçı olabilir. O yüzden benim skor tahminim 2-1. Bakalım PES'in skor tahmini ne olacak? Siz de skor tahminlerinizi yorumlara yardırın bakalım gençler diyorum. Bir iki sakat var. Luis Bakın bu rakip. Kötü olan Luis Gustavo yok. Çok önemli bir isim. Ve Valencia yok. En önemli isimlerden biri. Herhalde Altay Bayındır da yok gençler, ama ben burada çıkartmayı unuttum. Onu görmezden gelin. Ve işte Fenerbahçe'nin 11'i: Serdar Dursun, Diego Rossi, Pelkas, Ferdi, İrfancan Kahveci, Zayiç, Osayi Samuel, Atilla Salay, Kimminya, Tisarent ve Altay. Dediğim gibi Altay büyük bir ihtimal yok. Ve bu zorlu mücadele başlıyor. Haydi Fenerbahçe, ilk 3 puanını alacağız diyeceğiz. Allah 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 Allah. Zorlu mücadele başlıyor. Kimminya indirdi. Osayi Samuel verdi pasını Zayiç. O da bıraktı Diego Rossi. Diego Rossi kaldırdı, geçmedi. Pelkas gelmiyor. Upuzun diktiler. Tisserand kafayı vuramadı. İrfan Can aldı şimdi. İrfan Can verdi pasını arkadaşlar. Zayiç. Fenerbahçe tehlikeli geliyor. Pelkas kaçtım dedi. O da bıraktı şimdi. Diego Rossi kaleci son anda. Serdar Dursun'a da gelmedi. Aman Allah'ım, Diego Rossi son anda kaçırdı. Şimdi pasımızı verdi İrfan Can. Fenerbahçe çok güzel başladı. Ferdi bıraktı. Pelkas. Pelkas'ın pası. Serdar Dursun çekti topu. Serdar vurdu. Üstten dışarıya. Şimdi Frey. Bıraktı Fischer. Fischer alt kanadı gördü. Buta. Buta bastırıyor. Ferdi aldı topu. Ferdi. Şimdi Ferdi hemen oynadı. Serdar Dursun'a gelmedi ama çok tehlikeli geldi Fenerbahçe. Dakikalar 16. Bakalım neler olacak. Pas geliyor. Verstrate. Al Hassan. Delae. Upuzun diktiler. Kimminya indirdi topu. Zayiç. Verdi pasını Osayi Samuel. O da bıraktı şimdi Rossi. 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 Pelkas kaçtı aradan. Pelkas. Vurdurmadılar Pelkas'a. Tisserand indirdi arkadaşlar. Osayi Samuel'e gelmedi taç rakibin. Güzel başladı Fenerbahçe. Pozisyonlar da vardı ama gol olmadı. Zayiç kesemedi orayı. Balıkvişa. Balıkvişa bıraktı şimdi. Pelkas bastırıyor, alamadı. Zayiç. Zayiç aldı. Zayiç gidiyor. Verdi pasını. Pelkas çekti topu. O da bıraktı şimdi Ferdi. Oynadı. Serdar Dursun. Araya aldılar Serdar Dursun'u. Adım attırmadılar. Tisserand bıraktı. Osayi Samuel. Osayi Samuel'i indirdiler. Hakem oynayın dedi. Attila Salay'ı vurdu kafayı. İrfan Can. Verdi pasını. Pelkas. Fenerbahçe yine tehlikeli geliyor. Pelkas gidiyor. Bıraktı Pelkas. Orada pas verecek son adamı bulamıyorum. Tisserand. Verdi pasını Rossi. Bir taç daha Fenerbahçe'nin. Haydi beyler haydi. Hemen verdik pasımızı şimdi Rossi. İndirdi, yaptı ortasını. Serdar Dursun kafayı vuramadı. Ferdi vurdu dışarıya. Ferdi'nin önüne düştü top birden. Ama Ferdi golü kaçırıyor. Mükemmel bir gol kaçıyor. Yok böyle bir şans. Haydi beyler. Kimin yaya vurdu kafayı. Serdar Dursun. Çok saçma bir top oldu. En yukarıyı gördüler. Ama toparlıyoruz Zayiç. Zayiç çıkıyor şimdi. Verdi pasını.
Rossi. Biraz bekledi. Haydi beyler diyor. Osay Samuel. Osay Samuel. O da bıraktı şimdi kanada doğru. Geçmedi top. Ve ilk yarı bitiyor. 0-0 beraberlik var gençler. Ama Fenerbahçe çok güzel oynuyor. Bir de gol geldi mi? Her şey tamam olacak. Bakalım ne olacak. Kim Minya'ya? Serdar Dursun aradan top istedi. Geçmedi Zayiç. Verdi pasını şimdi Osay Samuel. O da bıraktı arkadaşlar. Pelkas. Pelkas oynadı. Diego Rossi. Kötü bir şut geliyordu Rossi'den. Oyuncu değişiklikleri yapılıyor arkadaşlar. Serdar Aziz giriyor. Mesut Özil giriyor. Ve Jose Sosa giriyor oyuna gençler. Bakalım onların etkisi ne kadar olacak. Şimdi Attila Salai. Onlarda da Samat da girdi oyuna. Pas geldi arkadaşlar Rossi. O da bıraktı içeriye doğru. Pelkas'ın pası Rossi. Defansa çarpıyor. Ve korner. Rossi az daha gönderiyordu. Topun başında şimdi İrfan Can. Girin beyler içeri diyor. Güzel stoperler var. Orta gelecek. Orta geliyor. Rossi'ye gelmedi. Sosa'ya gelmedi. Tisserand. Dokunamadı topa Tisserand. Hadi Tisserand. Samat'ta yersin sen diyoruz. Ve bıraktılar. Şimdi ayağa koymaya çalıştık. Serdar Aziz girdi araya. Attila Salai aldı topu şimdi. Salai kanattan götürüyor topu Attila Salai. Verdi pasını. Ver kaç diyeceğiz. Bir daha bırakıyoruz. Diego Rossi buta peşinde ama gelmedi. Şimdi Verstrate bıraktı. Gördüler Depau. Attila Salai alamadı topu. Kiminya'yı bastırıyor. 3-5 kişi basamadık. İrfan Can. Şimdi Sosa verdi pasını. Serdar Dursun o da bıraktı. Mesut Özil indirdiler. Hocam ayıp oluyor ya. Mesut Özil'i indirdiler gençler. Topun başında İrfan Can. Şöyle göndereceğiz. İrfancan'ın ortası geliyor. Topu indirdik Rossi. O da bıraktı Mesut Özil. Mesut Özil topu çekti. Mesut Özil'e geçiş vermediler. Serdar Dursun bıraktı şimdi Pelkas. O da şöyle içeriye gönderdi ama geçmedi. Rakip 100 kişi savunmadı abi. Evet gençler topu gönderdik. Sosa'ya gelmedi. Serdar Aziz. Şimdi bir atak olabilir. Sosa. Sosa'ya pas verdirtmediler. Hakem oynayın diyor. Ya he hakem ya. Evet gençler artık Fenerbahçe tüm atlarıyla bastırıyor. Onlara 3 puan lazım. Grupta bir iddiası olması için. Salai. Kafayı vurdu. Taç rakibin. Oyuncu değişikliği geliyor. Royal Antwerp tarafında Pelkas döndüler geriye. Le Marchand döndü kalecisine. Rossi bastırıyor. Tisserand vurdu kafayı. Mesut Özil aldı topu. Serdar Dursun pas geldi şimdi aradan. Rossi vurdu ve gol! Ve gol! Ve gol! Dakika 67'de Fenerbahçe aradığı golü buluyor arkadaşlar. Diego Rossi. Sonunda aradığı golü buldu gençler Fenerbahçe. Çok bastırdı. Çok güzel oynadı. Ve Diego Rossi'nin golüyle Fenerbahçe 1-0'ına geçiyor. Şurada mükemmel bir kontratak oldu. Serdar Dursun bıraktı aradan. Ve Diego Rossi ayağının kenarıyla atıyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Artık rakip de bastırmak zorunda. Upuzun gönderdiler. Kim Minya'ya vurdu kafayı. Sosa da indirdi. Serdar alsana o topu ya. Evet. Upuzun diktiler. Kim Minya'ya vurdu kafayı. İrfan Can verdi pasını Sosa. Pelkas. O da bıraktı şimdi Serdar Dursun. Serdar Dursun en arkaya gönderdi. Serdar Dursun'da kalır mı o top? Kalmadı be. Pas geldi gençler. Salai Sosa girdi araya. Verdik pasımızı şimdi. Ver kaç diyeceğiz. Pelkas da bıraktı. Serdar Dursun verdi pasını. Mesut vurdu dışarıya. Mesut Özil tam oturmadı ayağına ama güzel pozisyondu. Evet rakip gol arıyor. Fenerbahçe biraz daha rahat bastırıyor. Kim Minya'ya vurdu kafayı.
Şimdi Buta. Verdi pasını Al Hassan. O da bıraktı. Tisserand. Hocam ne oluyoruz? Ya hocam ne oldu yine ya? Alıyorsun ya. Evet gençler, De Soil. Baskı halindeyiz. Tisserand. Kafayı vurdurmadılar. Bıraktılar şimdi. Topu aldık. Kimminya'ya. Verdi pasını Mesut Özil. O da bıraktı şimdi. Serdar Dursun'a geçmedi be. Dikler upuzun. Kimminya'ya offside Samat'ta. Offside'e yakalandılar. Pasımızı veriyoruz şimdi. Tisserand. O da bıraktı arkadaşlar. Serdar Aziz. Dikti upuzun. Mesut Özil'e mükemmel bir top. Mesut Özil gidiyor. Mesut Özil verdi pasını. Şut geldi. Ve offside. Aga be. Pelkas arka tarafa vursana oğlum. Garanti gol. Kalecinin üzerine vurdu. Ama Fenerbahçe güzel bastırıyor gençler. Son 13 dakika. Rakip de risk almaya başladı. İrfan Can topu indiremedi. Şimdi bıraktılar. Depau. Rafaelov. Şimdi Sosa, kalabalık basıyoruz. Verdik pasımızı Mesut Özil. O da dikti şimdi upuzun Serdar Dursun'a. Serdar Dursun topu indirdi. Serdar Dursun, düşsene oğlum yere. Adam kaydı ayağına paramparça. Vay arkadaş ya. Pelkas indirdi. Serdar Dursun bıraktı şimdi Mesut Özil. Mesut Özil gidiyor. Mesut Özil de oynadı içeriye. Ama Serdar Dursun yerinde değil. Hemen gönderdiler. Depau dikti upuzun. Tisserand vurdu kafayı. Pelkas'a gelir mi? Gelmedi. İrfan Can bastırıyor. Diktiler upuzun yine. Kimminya'ya. Anca şişiriyorlar. Bu şişirmeleri de bizim durdurmamız lazım. Döndürmeyin. Aman 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 aman. Şimdi Serdar Aziz dikti. Mesut Özil verdi pasını ve çok büyük bir boşluk var. Mesut Özil. O da bıraktı şimdi arkadaşlar. Serdar Dursun çekti topu. Serdar Dursun bıraktı. Pelkas vurdu dışarıya. Pelkas vurdu. Dışarı çıkıyor. Büyük boşluklar buluyor Fenerbahçe gençler. Rakip çünkü bütün riskleri aldı. Şimdi orta geliyor. Kimminya'ya. Vurdu kafayı, yetmedi. Bir orta daha. Tisserand. Dönün kaleciye beyler. Çok güzel. Altay dikti. Mesut Özil'e doğru. Mesut Özil indiremedi ama Sosa. Verdi pasını aradan. Geçmedi be. Evet, Sosa'nın pası geçmedi gençler. Araya Serdar Aziz girdi, yetmedi. Serdar Aziz bir daha alamadı. 90+3 dedi hakem. Sosa vurdu kafayı. Ve bir kontra atak. Mesut Özil bomboş mu? Hayır, orada biri varmış. Evet, Sosa indirdi. İrfan Can. Pelkas. Pas geldi şimdi. Mesut Özil'den önce oyuncu girdi araya. Bırakıyorlar. Şimdi basit bir şut. Ve gençler, maç bitiyor. Fenerbahçe Rossi'nin golüyle 68. dakikada 1-0 kazanıyor gençler. Zor bir maçtı. Antwerp deplasmanı ama önemli olan 3 puandı ve Fenerbahçe 3 puan aldı. Görmüş olduğunuz gibi. Full Fenerbahçe oynadı diyebiliriz. 8 şutu var. Onların sadece 2-3 şutu var. İkisi de kaleyi bulmuş. Çok gelemediler. Ama çok iyi savunma yaptılar. Açamadık o savunmayı. Ama 1-0 olsun, bizim olsun, 3 puan olsun diyoruz gençler. Pesin skor tahmini 1-0 Fenerbahçe. Benim skor tahminim 2-1 Fenerbahçe. Siz de skor tahminlerinizi yorumlara yazdırın bakalım gençler. Buraya kodum iddiro izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben. Pişşş.